Kayıt. Hak dostum hak. Sakiye olmazmış sohbet baki. Sürçülisan edersek affola. Yol arkadaşım Serkan'la birer çay daha içtik. Aklım arabadaydı. Nasıl olup da inanmıştım, kanmıştım, vermiştim arabayı onlara. Kendime kızıyordum. Serkan saatine baktıktan sonra memurların mesaisi bitmek üzere. Arkadaşım Barış'ı arayayım da gelsin dedi. Serkan Barış'ı aradı. Barış yarım saate kalmadan geldi. Sarıldılar, kucaklaştılar. Ardından üçümüz birden bir ayakkabıcıya gittik. Ayağımdaki takunyaların yerine bir çift kara lastik almaya. Ardından bir lokantaya karnımızı doyurmak için. Serkan gerek yemek yerken gerekse yürürken başından geçenleri Barış'a anlattı. Ardından da bu akşam muhtarın misafirimsin vallaha dedi. Ben olmaz, akrabalarımın yanında kalabilirim, gerek yok dedi. İkisi birden darılırız dediler. Sizin konuşacaklarınız, görüşecekleriniz vardır. Ben size yük olmayayım dedim. Estağfurullah, estağfurullah muhtarım. Olur mu öyle şey? Dediler. Eh madem gönlünüz kırılmasın, geleyim dedi. Hem unuttun mu muhtarım? Bu akşam işimiz var. İntikam planı yapacağız. Unutur muyum? Unutur muyum hiç? Onların analarından emdikleri sütü burunlarından getirmezsem bana da muhtar Ramazan demesinler. Köyün girişinde oturan bir arkadaş aradım. Yoldan benim arabanın geçip geçmediğini sordum. Geçmemişti. Daha sonra Tırı Mahmut'u görüp görmediğini sordum. Görmüştü. Tırı Mahmut, Çil Hasan, Laf Osman, Cin Ali ve Çullu Yusuf ellerinde çanta, sırtında çuval, yoldan yalın yapıldak geçmişlerdi. Telefonum yeni aldığım için çoğu kişinin numarası yoktu. Hemen bir arkadaşımı arayıp Tırı Mahmut'un numarasını istedim. Ardından defalarca aramama rağmen telefonlarıma cevap vermedi. Daha sonra diğerlerinin numarasını aldım. Fakat hiçbiri telefonuma cevap vermedi. Yahu en azından arabamın kaldığı mevkiyi söyleseler yarın için işim kolay olacaktı. Sinirlenmiştim. Bir küfür savurdum. Yol arkadaşım Serkan elini omzuma atıp takma kafana dedi. Yahu nasıl takmayayım? Görmüyor musun yaptıklarını? Dedim. Merak etme. Biz de onlara günlerini göstereceğiz dedi. Tamam dedim. Eve vardık. Barış güzel bir çay demledi. Hepimiz bir köşeye oturup sohbete koyulduk. 40 yıllık dost gibiydik. Köylülerden alacağımız intikam için aklımıza birçok plan geliyordu. Barış bunları güzelce bir kere not etti. Bu planlardan bazıları çok acımasız, bazıları ise yaptıklarının yanında hafif kalıyordu. Bazı planları Barış, bazılarını ben ve bazılarını Serkan beğenmedi, sonradan çıkarttık. En sonunda nihayetinde bir plan üzerinde karar kıldık. Planı detaylandırdık, tartıştık, enine boyuna düşündük. Köylülerden alacağım intikam için şimdiden çok heyecanlıydım. Genç arkadaşlarımla birer sigara daha yakıp dumanını keyifle savurduk. Vallahi arkadaşlar, iyi ki sizinle tanışmışım, çok sağ olun dedim. Serkan, olur mu öyle şey yahu? Ne teşekkürü muhtarım. Hele planımızı başarıya ulaşsın, o zaman teşekkür edersin dedi. Serkan, vallahi ben onlardan intikam almış kadar oldum. Düşüncesi bile içimi rahatlatıyor dedim. O sırada bir gök gürültüsü koptu. Pencerenin perdesini aralayıp sokak lambasına baktığım zaman şakır şakır yağmur yağdığını gördüm. Kendi kendime, ulan inşallah köye de yağıyordur. Bizim ekinler iyice sulanır, dedim. Saat epey geç olmuştu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştık. Barış saatine baktı. Ooo, saat 2'ye geliyor. Kusura bakmazsanız ben yatacağım. Yarın mesaim var, dedi. Zaten bizim de uykumuz gelmişti. Serkan'la beraber birer kanepeye uzanıp yattık, uyuduk. Sabah uyandığımda Barış çoktan işe gitmişti. Serkan'ı uyandırdım.
Birlikte güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldım. Tanıdıklardan birinin arabasını tutup önce bir benzinliğe gittim. Bir bidona benzin doldurdum. Ardından yola koyulduk. Yolun yarısına gelmeden arabam görünmüştü. Tahmin ettiğim gibi arabanın gazı bittiği yerde bırakıp gitmişlerdi. Önce elimdeki bidonu arabaya doldurdum. Ardından beni getiren arkadaşın parasını verip yolladım. Arabanın kapıları, pencereleri sonuna kadar açıktı. Dün akşamki yağmur buraya da yağmıştı. Araba sırılsıklam olmuştu. Sürücü koltuğuna otur oturmaz ayağa fırladım. Kafamı tabana çarptım. Kıçım ıslanmıştı. Serinlik ta içime geçti. Arabada üstüne oturacak kuru bir şey de bulamayınca mecburen o halde koltuğa oturdum. İyi kötü eve vardık. Eve varır varmaz koltuk kılıflarını çıkartıp ipe serdim. Arabanın da kapılarını pencerelerini açıp kuruması için güneş gören bir yere park ettim. Birkaç saat sonra Tırı Mahmut'la Çin Hasan karşıdan göründü. Hiçbir şey olmamış gibi sohbet ettik. Ben araba konusunu açmayınca Hasan da Mahmut birbirlerine baktı. Daha sonra Mahmut başını bana doğru çevirip "Ya muhtarım sen niye zahmet ettin? Biz seni gelip alacaktık. Aha Hasan şahit. İkindin gelip alacaktık." dedi. Hasan hemen atladı. "Hey muhtarım ikindin gelecektik." dedi. Ben dişlerimi gıcırdata gıcırdata "Ya güzel kardeşlerim sizi yormak istemedim. Zahmet vermek istemedim size." dedim. Bunu deyince Tırı Mahmut rahatladı. "Muhtarım şu arabana da bir baktırt. 160'ı geçin titremeye başlıyor. Maazallah şakaya gelmez bu işler." dedi. "Olur olur" deyip yoluma devam etmek istedim ama Hasan araya girdi. "Ya oğlum arabanın titremesi yolun kötü olmasından." dedi. Tırı Mahmut başıyla beni göstertip "Tamam işte o da bunun suçu. Kaç yıllık muhtar şu yola bir asfalt döktürtemedi." dedi. Yumruğumu sıktım. Şeytan dedi ki "Şuna bir tane patlat." İlahi havle çektim. Bir şey demedim. Daha sonra Hasan'la Tırı Mahmut birlikte kol kola girdiler ve yollara devam ettiler. Bir süre gittikten sonra Tırı Mahmut arkasını dönüp "Muhtarım şu arabana bir baktırt. Bu işler şakaya gelmez. Ha bir de artık kaymakamlığa mı çıkarsın, imzamı toplarsın bilemem. Şu yola bir el at." dedi. Dayanamadım. Sinirlenmiştim. Yerden bir taş alıp fırlattım. 3-5 metre ötelerine düştü. Şerefsizler gülerek yollarına devam etti. Aradan birkaç gün geçmişti. Yol arkadaşım Serkan'la her gün telefonlaşıp planımıza son şeklini vermiştik. Planladığımız gibi sabahtan ilçeye inip Serkan'ı aldım. Birlikte köye geldik. Serkan güya fotoğraf sanatçısıydı. Köyde dolaşmaya başladık. Bizim köyde küçük yerdir. Herkes birbirini tanır. Gizlimiz saklımız yoktur. Köye yabancı bir araba veya insan gelse hemen herkesin haberi olur. Yoldan geçen çocuğa sorsanız bile bugün köye kim geldi diye size cevap verirse şaşırmayın. Serkan'ın gelmesi köyde büyük bir merak uyandırmıştı. Herkes onu merak ediyordu. Köye ulaşmaya başladık. Köylülerden bazıları bize selam veriyor, hoş geldiniz diyordu. Serkan'ı tanımaya yönelik sorular soruyorlardı. Serkan da onlara eski eşyalar hakkında sorular soruyordu. Bazılarını önümüze katıp evdeki eşyalarını görmeye gittik. Köylülerin tavan arasından, kilerden, ahırdan çıkartıp getirdiği yorganlar, yastıklar veyahut atalarından, dedelerinden kalan tabak çanakları Serkan iyice inceliyordu. Hatta bunlardan bazılarına müşteri dahi olmuştu. Köylüler daha önceden çerçöp olarak gördüğü eşyaların para etmesine çok şaşırıyordu. Köylülerden bazıları yanıma gelip Serkan'ın bu eşyaları ne yapacağını sordu. Ben de alıp sattığını söyledim. "Hadi ya bunları kim alır?" dediler. "Orasını bilemem." dedim. Köylülerin çerçöp olarak gördüğü eşyalar kıymete binmişti. Millet elindeki eşyalara 5.000, 10.000 gibi fiyatlar çekmeye başladı. Serkan, "Vallahi bilseydim hazırlıklı gelirdim. Siz bu eşyaları saklayın, kaybetmeyin. Aman ha kimseye de satmayın. Ben daha sonradan gelip sizden alacağım." dedi. Köylüler Serkan'ın eski eşyalardan anladığına inanmıştı. Bizim de amacımız buydu.